Ramazan niçin programa başvuruda bulundu? Enteresan da bir başvuru sebebi var. Babamı evet. annemden kurtarmak istiyorum. Evet. Bu çok derin ve ağır bir cümle aslında. Annen senin öz annen. Evet, öz annen. Biyolojik annen. Evet. Yıllarca siz hepiniz bir aileydiniz. Evet. Ve bugün diyorsun ki annem babama zarar veriyor. Evet. Eşinle beraber evet. geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç yıllık evlisiniz? 2 yıl. 2 yıllık evlisiniz. Evet. Çocuk? Çocuk yok. Çocuk hamileyim. Yok. Var ama o zaman. Sağlıkla gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Ramazan. Böyle insan bunu söylerken bir 10 kere falan yutkunur. Evet. Neden babanı annenden kurtarmak istiyorsun? Ne demek bu? Yani küçüklükten beri hep aynı şeyi yapıyor. Hani yuvamızı yıkıyor, benim de yuvamı yıkıyor. Ben onun yüzüne iş bulamıyorum. Hani babamı hep kandırıyor. Hep kandırıyor yani. Babam benim psikolojikmen rahatsız. Bir engeli de varmış herhalde. Evet. Yani yeşil reçetesi var zaten. Hani hep kandırıyor engelli bu kadar. Engelli raporu da var. Evet. Siz nerede yaşıyorsunuz? Sinop'ta. Sinop. Evet. Annenle ilgili bir şeyi fark ediyorsun, yakalıyorsun. Onlar 25 yıllık evliler. Evet. 2 kardeşsiniz. Evet. Bir 11 yaşındaki kız kardeşin, bir de sen varsın. Evet. Anneni yakalıyorsun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, ben küçüklüğümden beri zaten kaç kere bırakıp gitti. Ben ayrıldığımdan beri, 2 senelik evliyim ben. Ayrı evde kaldığım için hani babama yapmadıkları kalmamış. Benim babam aynı zamanda devlet memuru, belediyede yani çalışıyor. Adam şiddet de görüyor bu arada. Yani bir 10 lira parayı hani şey yapmamış yani buna, 10 lira parayı çok görmüş. Şimdi eşim bir iddiada bulundu. Annem babama şiddet uyguluyor. Evet, evet uyguladı babanın zamanında. Babanın bir engelli raporu var. Evet. Babana şiddet. Peki sen gidip babana ya babacığım annemin yanında durma gel bize dediğinde gidip babanı alabiliyor musun? Alıyoruz. Yani kendimiz alıyoruz babamızı ama kadın bize huzur vermiyor. Olaylar yani... nasıl başladı Ramazan? Olay nasıl başladı? Bundan 2 sene önce ben bunların mesajlarını okudum. Kimin mesajlarını? Bayram Topal'la annemin. Ondan sonra... Şey yaptım, anlattım. Dedik ki hani ben dedi yapmayacağım. Söz verdi. Biz de affettik. Annenle yüzleştin. Evet, yüzleştim. Yani bir yabancıyla, başka biriyle yazışmaları. Yani evet. Yazışmanın içeriği duygusal içerik mi? Evet. Karşılıklı duygusal bir içerik. Söyledin annene. Söyledim. Hani kardeşim olduğu için de biz de affettik. Zaten biz ayrıydık o sıra. Ayrı evdeydik. Ondan sonra hani bundan 1,5 ay önce falan ben bunları çalışıyordum. Köy yolunda, Sinop'un köy yolunda. Ben bunları gördüm adamın Bayram Topal'la. Ondan sonra kaçtılar benden. Ben anlam veremedim ilk başta. Yani 2 yıl önce konuştuğun tamam ben bitirdim artık görüşmeyeceğim dediği kişiyle... Evet. 2 ay önce tekrar onları ya annenle o kişiyi Bayram evet. Topal'ı yan yana görüyorsun. Ondan sonra 15 dakika sonra aynı yerden tekrar geçtim ben. Bu sefer yine kaçmaya çalıştılar benden, kaçamadılar. Ondan sonra dedim nereye kaçıyorsunuz falan. Ondan sonra hani gittiler zaten. Bir şey diyemedim yüzleştin ben. Yüzleştin yani hem evet, annenle yüzleştim. Hem de o kişiyle. Evet. Ondan sonra annem uzaklaştırma kararı çıkartmış bana. Korkuyormuş benden. Kardeşimi de yurda yani vermiş. Yani sen onu bayramla beraber görüp gidip onlarla konuşunca... Evet. Hemen karakola gidiyor. Ya oğlum bana zarar verebilir, uzaklaştırma verin diye. Evet. Ondan sonra kardeşimi yurda vermiş. Şöyle söyleyeyim. Hani babamdan dolayı. Babamı ikna etmeye çalışıyor. İşte ben hani ben beni bırakmazsan işte çocuğu yurttan çıkarırım gibisine. Bir saniye. Senin yakalamanla bunların hepsi eş zamanlı oluyor değil evet, mi? Aynı zaman evet. diliminde. Seni uzaklaştırıyor uzaklaştırma kararıyla. Sen onun yanına gitme. Evet. Kardeşini gidiyor yurda veriyor. Evet. Kardeşini babam biliyor mu durumu? Babam biliyor. Hatta kardeşime yalan yanlış şey söylemiş. Sen o dakika söyledin mi babana? Evet ben söyledim. Hani babam da biz zaten şey yaptık. Ondan sonra biz iş bulamadım orada. Dur. Herkesin... Sen babana söyledin bak annemi yakaladım böyle böyle siz ayrılın dedin. Evet. Annen de babanı ikna edebilmek için evliliğe devam edebilmek için kardeşini yurda mı veriyor? Evet aynen öyle yapıyor ve babamdan ya. Şikayetçi de oluyorlar. Yani evet, kardeşime... İstismar iddiasında bulunuyor. Evet evet. Ondan sonra hani babam da mecburen hani çocuk yurtta kalmasın diye gidip çıkarttılar hani şey yapmadılar. Çocuk yurtta mı değil mi? Yok şu an yurtta değil. Babanla annenin yanında mı? Evet. O zaman iddiaların asılsız olduğu Devlet Kurumu tarafından anlaşılmış. Peki babanın evet. geçim kaynağı nedir? Yani annenle babanın? Babam sakatlıktan sakatlıktan maaş alıyor babam. Engelli olduğu için. Bir de dedem gazi olduğu için memur mutla çalışıyor cumartesi pazar.
Yani şöyle söyleyeyim, 15-16 civarı bir para alıyor yani. 15-16 bin. Ve bu parayı da annemin eline sayıyor her ay. Ama o çok görüyor ona. Bir çay, 10 lira parayı bir çorba çok parası görüyor. Bile cebine vermiyor. Hı? Yani. Bir çay, bir çorba parası bile cebine koymuyor. Sen hiçbir şekilde bütün parayı, yani normalde böyledir zaten. Yani erkekler anneye verirler, kadına verirler. Kadın evin ekonomisini kendince idare eder. Bütün harcamalarını yapar, ona göre düzene koyar. Kadın eli bereketlidir. Ama sizde durum tam tersi. Evet. Annem bu parayı alıyor, baban... Bir liraya muhtaç mı? Evet, aynen öyle. Ya babam hani iki tane maaş şey yapıyor, yine de geçindirmiyor. Evler rezil gibi. Hani onun yüzüne bittik yani. Hiç gidecek bir yerimiz yok. Hep şimdi bütün aileyi mahvetti. Şimdi mevzu, senin evliliğin ayrı. Babanın annenden kurtulmasını isteme sebebin nedir? İsteme sebebim nedir? Ben fotoğraf var bende bildiğiniz gibi. Fotoğrafı ben babama gösterdim. Babamı kandırıyor. Diyor ki bana uyku ilacı içirdiler. Ondan sonra ben de dedim ki madem uyku ilacı içirdiler gidelim polise. Ondan sonra gitmedi. Yani babamı şu an hala öyle kandırıyor. Babamla telefonla konuştum ben işte 3-4 gün önce. Evden çekmiş gitmiş adamın yanına. Babam dedi ki işte de tamam oğlum dedi. Ben dedi hani şey yapacağım, boşanacağım dedi. Şu an annem babanın yanında değil mi? Yok, şu an annem babamın yanında. Gitmişti, geri geldi. Evet, gitti geri geldi. O gün peki... ben kuzenimin yanındaydım abla. Dedim ki anne dedim hani nereye gidiyorsun falan dedim. Koşur koştur gidiyor. Normalde kendisi merdiven siliyor. Siz hep beraber mi yaşıyorsunuz? Yok hayır, ben ayrıyım. Bizim bu sorunların yüzüne ben orada bir ay, bir buçuk ay kalmıştım. Ondan sonra biz orada işe girdik, çalıştık, öyle böyle geçiniyorduk. Sonra ben kuzenimin evine gittim. Kuzenimin evinde oturuyordum. Dedim anne nereye gidiyorsun, balkondan gördüm onu. Kızım geleceğim dedi. Nereye gidiyorsun dedim. Üzüm yaprağı toplayacağım dedi. Tamam anne dedim. Saat 6 oldu, 7 oldu. Kimse ne gelen var ne giden var. Sonra üstten ev sahibi beni çağırdı. Dedi kızım dedi ne oldu dedi. Sen dedi olayları çözdün hani duydun mu bir şeyler. Yok teyze duymadım hiçbir şey dedim. Gel az yukarıya dedi. Yukarıya çıktım. Ondan sonra bana dedi ki işte dedi eşin dedi yakalamış dedi. Benim haberim yok abla dedim. Ondan sonra eşim geldi eve dedi böyle böyle dedi. O gün eve gelmedi o. Sabaha kadar polis fotoğrafın çıktığı gün mü? Hı-hı, fotoğrafın çıktığı sana gün. Sana fotoğrafı kim gönderdi? Bana fotoğrafı kim gönderdi? Yanda Selma diye biri var. Yan komşumuz annemle. Onun ben arkadaş. De şöyle bir şey duydum hatta. Dediler ki işte benim annem o kadının elinden almış bu adamı. Kadın diyor ki bana rezil edeceğim diyor, babanı kurtar diyor. Hani ben diyor herkese rezil edeceğim bunu diyor. Sen diyor babanı kurtar. Sen tanıdık bir numaradan mı geldi o fotoğraf? Bilmediğin evet. bir numaradan yok, mı? Yok tanıdık. Tanıdık. Bu kişi bahsettiğin kişi... Yanımda verdi zaten, fotoğrafı gösterdi bana. Ha, bu böyle bir fotoğraf var elinde. Evet. Senin iddian o kişinin de bir görüşme boyutu olduğu yönünde. Zaten evet. kayınvaliden bu adamı zaten onun elinden almış. Yani kadın kendisi söyledi. Yani şimdi İddia. Mesajlaşma var. Evet. Gözünüzle evet. görüyorsunuz. Elinizde bir fotoğraf var. Bütün bunlara ve çevrede de sanırım bir söylenti var. Söylenti var, için. Evet. Babanız bu sizin anlatımlarınıza, çevrenin bu söylediklerine inanmıyor mu? Ya babam inanıyor ama şiddet korkuyor. Yani tehdit var. Tehdit işin var içinde. Arada. Annen nasıl tehdit ediyor babanı? Yani kız kardeşimle tehdit ediyor. Babam geçen gün konuşmuştum babamla. Belediyedeydi nöbette. İşte kardeşimi arattırıyor. İşte baba annemi bırakma. İşte bırakırsam ben annemin yanına giderim gibisine. Hani öyle şey yapıyor. Babam da hani şöyle söyleyeyim. 5-6 yaşındaki çocuk gibi aynı yani. Peki şimdi bu ismi geçen Bayram Topal şu anda telefon hattında. Bayram Topal merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz yayına. Söz hakkınızı kullandığınız için de çok teşekkür ederim. Annemle Bayram'ın ilişkisi var. Elimde bir de fotoğrafları var. Zaten onları yüz yüze de onlarla da karşı karşıya geldim dedi. Fadime Hanım'la bir ilişkiniz var mı? Benim ilişkim yok. Benim bir marabalığım var. Bizi bu Selma diye bir kadın var, komşusu. Evet. Fadime ile beni tanıştıran bu evinde. Selma seni tanıştırdı Fadime ile. Evet, resmi çeken de Selma. Ne diye tanıştırdı? Komşu da işte bu karı pazarı. Bu karıların satıyor para pazarı yani. Benim Fadime ile bir ilişkim yok. Fadime nasıl yok ya? Nasıl yok? Nasıl? Paramı yedi, pulumu yedi diye benim... Niye eşim işiydi? Bir dakika, bir Selma'nın seni Fadime ile tanıştırma sebebini bir anlatsana. Ya Fadime işte Selma buraya gitti. Buraya komşu geldi tanıştırdı. Tamam, ne dedi? Yani bu dedi iyi arkadaşlarımız, evlidir, beylidir dedi Selma. Evet. Böyle ondan sonra benim Fadime ile benim bir ilişkim yok. Peki. Konuşmuşluğumuz var. Konuşmuşluğumuz Fadime... var. İliş...
Seni, dur, Fadime ile seni tanıştırdı ya Selma. Bayram bak seni biriyle tanıştırdım. Bana para ver dedi mi? Ya para badanı zaten bazı. Para vermedin ama senden para istedi. Yok istemedi de. Ben de oturduk, geldik, çay içtik. Oturduk, sohbet ettik, yemek yedik, ben gittim. O resim peki nasıl çekildi? Resim çekildi? Selma. Nerede çekmiş fotoğrafı? Selma'nın evinde. Selma'nın evinde. Arabada. Siz fotoğrafı biliyor musunuz içeriğini? Ben görmedim fotoğrafı da. Ya Selma çekmiş. Ben de Ramazan'dan gördüm. Ramazan atmış. Ramazan kim? Ha, bu Ramazan. Ramazan işte abi oğlu atmış. Selma onu atmış yani. Selma bu fotoğrafı tehdit için mi kullanıyor? Evet. Tehdit için kullanıyor. Benim Fadime ile bir ilişkim yok. Peki para ilişki yok da senin niye annem kabulleniyor bu işi? Samimi mi fotoğraf? Evet. Samimi fotoğraf. Annem kabulleniyor. Peki niye ilişkin yok da annem niye kabulleniyor bunu? Bir de yani evde olan bir şey değil ki bu yani. Evde olan bir şey değil bu. Arabada çekilmiş bir fotoğraf. Bu arabada çekilmiş ikilisi fotoğrafı bu. Arabamı iyi bakın resime. Bir saniye fotoğraf nerede çekilmiş? Bir ev ortamında mı bir araba ortamında araba mı? Araba ortamında değil. Araba ortamında resim çekmek mek yok abla. Araba ortamında araba... benim telefonumda kayıtlı sendeki şu an. Sendeki fotoğraf yok. Mesajların var. Araba ortamında. Evet araba ortamında benim elimde şu an fotoğraflar. Annem niye kabul... Benim evine gitmedim, ocağına gitmedim, ekmeğini yemedim, suyunu içmedim. Evine dahi bilmem. Bu arada ekrana vermiyorum fotoğrafı ama şimdi Bayram Bey ben fotoğrafı görüyorum. Fotoğraf bayağı samimi bir fotoğraf. Ben evine de gitmedim, kimseyi rahatsız da etmedim. Kimsenin evine de gitmedim, bir şey de yapmadım. Ya benim şimdi fotoğrafı bak, niye vereceksiniz ki? Artık bir dakika Bayram Bey, şimdi fotoğrafların bir dili var. Gelsene bir. Çay gel. İçmişler yalnız. Şimdi hani yan yana Selma'nın evindeler. Herkes koltukta oturuyor. Biri karşıdan fotoğrafı çekti. İşte bir sosyal ortamda çekilmiş böyle yan yana bir fotoğraf. Çay mı içiyordunuz şimdi, Bayram Bey? Şunu bir anlatayım mı? Bayram Bey, şimdi böyle yan yana durursan sosyal ortam. Biraz böyle durursan farklı, böyle durursan farklı. Bir de böyle yaparsan fotoğrafın içeriği ve kişilerin yakınlık derecesi değişiyor. Bir de fotoğrafı biri mi çekti? Yoksa böyle bir ortamda... Selma. Sen mi çektin? Şimdi bu selfie'ye benziyor biraz.